Daha önceki sizin röportajlarınızda söylediğiniz bir şey var. Seçmeli din dersi çocuklar yetişkin olduktan sonra sunulmalı diye. Evet. Yanlış aktarıyor olabilir. Hayır hayır. Şimdi ben şunu dedim. Şimdi çocuğun yetişkin olmasının bir tanımı var. Çocuğun kendi aklını kullanabilecek yani cezai ehliyeti teşekkül ettikten sonra bulunmalı. Bu da 18'dir. Yani demek ki siz lise sonuna kadar din eğitimi veremezsiniz. Diyemezsiniz ki çocuğa sen buna inanacaksın. Bunu diyemezsiniz. Bu çünkü zorlamaya girer. Çocuğun henüz hazır olmayan beynini siz bunu empoze etmiş olursunuz. Empoze ettiğiniz şeyin doğru olup olmadığını siz bile bilmiyorsunuz. Niye empoze ediyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Şimdi böyle bir şeyin hayatın temeli yapılması mümkün değil. Çünkü kontrol etmeniz mümkün. Siz inancı eğitimin içine sokuyorsunuz. Halbuki eğitimin temeli kontrol edilebilir bir şey olması lazım. Kontrol edilebilir olmasının sebebi de siz ve ben aynı şeyi görebilmemiz lazım ki bir anlaşmaya varabilelim. İnanç konusunda anlaşmaya varmak mümkün değil. Çünkü kontrolü mümkün değil. Şimdi ben size desem ki Şafakçım şu benim önümde duran kasenin içinde su var. Üzerinde 15 melek dans ediyorlar. Değil mi? Şimdi sen de bakarsın dersin ki ya Celal ne saçmalıyorsun böyle bir şey görmüyorum. Değil mi? Şimdi bu konuda bizim anlaşmaya varmamız mümkün değil. Ben sana istediğim kadar inanıyorum diyeyim. Sen böyle bir şey yok dersin. Şimdi böyle bir şey yaşamın temeli olamaz. Eğitimin temeli olamaz. Eğitim yaşama hazırlıktır. Efendim ben din dersi öğretmem, ahlak öğretirim. Yanlış iş yaparsın. Çünkü din dersi önemli bir derstir. Medeniyettir din, kültürdür. Öğrenirsin. Ben sana git de dindar ol demiyorum. Batıda bir sürü insanlar var ki kaç nesil vaftiz olmamış. Papaz gördüğümü tükürüp geçer yanından. Ama herif Hristiyanlığın ahkamını bilir. Bilmesi lazım. Girdiğin kiliseyi anlamazsın. İncil'i okumazsan hiçbir Rönesans ressamını anlamazsın. Mesela böyle bir tablo. Samaryalı kadınla İsa diyor. Ne demek bu? Hiç üzülmeyin yani sırf siz değil şeyler de bilmiyor bunu artık. Onlar da bilmiyor. Bir tane kadın böyle bir tane testi var. İsa da yanında duruyor. Ne demek bu? Ha? Ha yok değil. 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 Çok önemli bir şey. Samaryalı kadından su istedi. Kadın da ona su verdi. Samariten mezhebindeki Yahudilerden öbür Yahudiler su içmez elinden. Zındık evet. Yani Samaryalılar Tevrat'a inanırlar, Talmud'a inanmazlar, Zebur'a inanmazlar, inanmazlar. Yani onlar her zaman kurban kesmişlerdir bugüne kadar. Talmud'a inanmazlar. Binaenaleyh o Talmudçu asıl Yahudiler bu zındıkların elinden su içmezler. İsa da Yahudi olduğu halde gidiyor Samaryalı kadından su isteyip içiyor. Ve diyor ki susuzluğun bu dünyada bu susuzluğun kanmaz. Velev ki göklerin melekutuna inanasın falan diyor. Yani böyle bir şey çok önemli bu. Şimdi senin dindar olup olmaman ona inanıp inanmaman falan mühim değil. Anlamazsın tabloyu. Yani o anda insanların suratındaki ifadeyi ve sanatın derinliğini anlaman mümkün değildir. Bu kadar basittir. Böyle bakar geçersin kör gibi. Ha gazetedeki fotoğrafa bakmışsın, Hollywood'daki bilmem ne tablosuna bakmışsın. Hiçbir şey ifade etmez. Bunlar çok önemlidir. Heykeller öyledir mesela falan. Bunları bu şekilde yapacaksın. Çocuk çoluğa böyle şeyler öğretilir liseyi bitirene kadar. Sizin kafanızdaki ideoloji cebinizde dursun, kendinize saklayın. Bunun tersini öğretmek insanlara son derece ayıptır. Son derecede yanlıştır ve doğru dürüst nesiller çıkmaz. Bu hatalar batıda yapılıyor. Ortaya çıkan şeyden kendileri de memnun değiller çünkü medeniyetleri çökmeye başladı. O ne demektir medeniyetin çökmesi? Ne demek? Ha? Yani mirası değerlendiremeyen hödükler çıkıyor demek. Yani bir kültür vardır ortada, bir şey vardır. Eritaj dedikleri, miras dedikleri bir şey vardır. O mirası yeni nesiller devralamıyor demektir. Devralamıyor, alamayınca çöküyor tabii, kuruyor. Doğru dürüst bir peyniri yemezsen küflenip kalır atarsın. Onun gibi bir şey. Yani mirası değerlendiremiyor insanlar artık. Okuyamıyor, bilmem ne yapamıyor. Çok önemli bir şey. Bana sorarsan İmam Hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Neden? Çünkü İmam Hatip okulları diğer meslek okullarından farklı olarak bir varsayım yapıyorlar. Sen Müslümansın diyorlar. İyi de çocuk 18 yaşına gelmeden yani cezai ehliyetini kazanmadan
Ne demektir cezai ehliyeti kazanmak? Kendi başına karar verebiliyor demek. 18 yaşından küçük çocuğu sen niye mahkum edemiyorsun veya edersen çok özel şartlar kullanıyorsun. Diyorsun ki bu çocuk kendi başına karar verecek durumda değildir. Dolayısıyla ona özel muamele yapacağım. Cezai ehliyetini kazanmamış adama sen kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemezsin. Kontrol edemiyorsun. Değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını ne istiyorsa yapsın. O bizi ilgilendirmez. Ama çocuk 18 yaşına gelene kadar hele devlet eliyle hiçbir inanç sistemi empoze edilemez. Şimdi diyorlar ki efendim işte ateistlik de bir inanç sistemidir. Hayır değildir. Çünkü diyorsun ki ben bilmiyorum ortalıkta ne var. Şimdi benim yapacağım bir kere çevremi öğrenmek. Dini öğrenmek ne demek? Onun bunun dediğini öğrenmek. Başka bir şey yok ortada çünkü. Çocuğu ben doğayla karşı karşıya bırakacağım. Toplumla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bıraktığın branş nedir? Matematik. Matematik çünkü bizim mantığımızın bir ürünüdür. Bizim aklımızın bir ürünüdür. Doğada yok matematik. Biz kendimizin yarattığı bir sistemdir. Dil gibi. Çocuğa sen bir kere matematik öğreteceksin. Ondan sonra buna paralel dil öğretir. Dilini adam gibi kullanmayı. Çünkü dil olmadan mantık adam gibi yapılamaz. Ha yapılabilir. İlk insanlar da yapıyorlardı. Doğruyu yanlış seçiyorlardı. Konuşamadıkları zaman. Ama konuştuğun zaman çok daha detaylı olarak bir sistem kurabiliyorsun kafanda. Dolayısıyla önemli öğretmen bir matematik, bir dil. Çocuk bu ikisini öğrendikten sonra yavaş yavaş tabiatı tanıtacaksın. Etrafındaki hayvanını, efendime söyleyeyim, bitkisini. Sonra gitsin ilim ama okula. Tabii. İstiyorsa çocuk, gitsin çocuk, değil mi 18 yaşından sonra? Çocuk bütün bunları gördükten sonra, değil mi? Bu arada ailesinde dindar adamlar var olacak. Veya tanıdıkları arasında olacak. Tanıdıkları arasında Müslüman olacak, Hristiyan olacak, Musevi olacak, dinsiz olacak. Belki Güneydoğu'da Zerdüşt olacak. Zerdüşt dinine mensup değil mi? Mecusiler olacak. Ha şimdi bütün bunları da bir taraftan duyacak çocuk. 18 yaşına geldiği zaman da diyecek ki ben mektepte şunları 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 okudum. Bu aklıma yatıyor, bu aklıma yatmıyor. Tek kriter akıldır. Tek kriter. Başka kriterimiz yok. Bizi insan yapan, bizi hayvandan ayrı kılan, bizim belli bir cemiyette yaşamamızı mümkün kılan tek vasıta akıldır. Aklın da teçhiz edilebilmesi için bilgi lazım. Şimdi değil mi? Hükümet ne diyor? Efendim diyor meslek okulları zarar gördü. Meslek okulları lazım mı? Çok lazım. Türkiye'de meslek okullarının ihmal edilmiş olması çok büyük zarar vermiştir. Kabul. Ha, bu meslek okulları arasında İmam Hatip'e yer var mı? Hayır. Neden? İslam dini imamlık herkese verilebilir. Cemaatten birisi çıkar şeyin önüne diyor, namazı kıldır. Bal gibi. Yani senin imama ihtiyacın yok. Din bilginine ihtiyacın var. İyi ilahiyatçıya ihtiyacın var. Ha 18 yaşından sonra olur. Şimdi şunu diyebilirsin. Ey be kardeşim yani benim köyde de imama ihtiyacım oluyor. İşte bir din adamına ihtiyacım oluyor. Dinde yok ama böyle bir ihtiyaç var. Ha peki o zaman lisede ben imam olmak istiyorum diyen bir adama ailesi yönlendirir, bilmem nesi yönlendirir. O zaman da dersin ki Türkiye'de kaç imama ihtiyaç var? Şu kadar. Ona göre bir okul yaparız. Öteki meslek okulları için de ailenin ekonomik durumu ve çocuğun yetenekleri işin içine giriyor. Şimdi bir çocuk 18 yaşında kendi karar veriyor ama yeteneklerinin ne olduğu çok erken belli oluyor. Şimdi bu çocuklar arasında ben marangoz olmak istiyorum diye olsun. Ben kaynakçı olmak, tornacı olmak olsun. Hiç itiraz yok. Değil mi? Ondan sonra diyor ki ya ben bu işi sevmedim. Üniversiteye devam etmek istiyorum. Et. O zaman gir üniversite imtihanına et. Veyahut üniversite imtihanları kaldırılacaksa ki bence kaldırılması şart. Değil mi? O zaman normal liseden giden adamın gördüğü bütün dersleri görerek gideceksin. Değil mi? Evet. Çünkü öyle yapmadığın takdirde sen aslında dini eğitimi getiriyorsun demektir. Buna izin verilemez.